ile görüştü. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen teknoloji artık hukuki alanlarda da karşımıza çıkıyor. Ergenekon gibi büyük soruşturmalarda yapılan aramalarda ilk olarak bilgisayarlara ve elektronik dokümanlara el konuldu, konulmaya da devam ediyor. Peki bu deliller nasıl inceleniyor? Emniyet adli bilişim alanında yeterli elemana sahip mi? ATV Haber bu soruların yanıtını Türkiye'nin ilk ceza alan hacker'ı Tamer Şahin'e sordu ve araştırdı. Mustür'den. Teknolojinin hayatımızda kapladığı alan arttıkça artık adli olaylarda elektronik deliller önem kazanmaya başladı. Peki soruşturma kapsamında el konulan hard diskler yeterli incelemeden geçiyor mu? Bu sorunun yanıtını 1999 yılında Türkiye'nin en büyük internet servis sağlayıcısını hackleyen ve aldığı 1 yıl 8 aylık ceza ile hafızalara kazınan Tamer Şahin'e sorduk. Aslına bakarsanız bu çok çok daha derinlemesine incelenecek. Adli bilişim dediğimiz kanada giren bir uygulama. Baktığınız zaman çünkü bilgisayarlarda bir takım deliller oluyor. Bunlar deşifre ediliyor. Deşifre edildiği söyleniyor. Şifrelenmemiş bilgiler oluyor bunlar ama şifrelenen bilgiler bilgisayarda şifrelendiği belli olmayacak şekilde saklanabiliyor. Belki de bu şu anda kanıt olarak kullanılan bilgilerin tutulduğu bilgisayarlar incelense, orada gizli olarak saklanmış, şifrelenmiş gibi gözükmeyen, belki bir resmin arkasına gizlenmiş bir takım yazılar, tekstler, bilgiler elde edilebilir. Şahin, Ergenekon soruşturması gibi pek çok adli olayı bilişim suçu açısından incelemede yetkin eleman sıkıntısı olduğu görüşünde. Dünya genelinde bununla ilgili adli bilişim departmanları var ama Türkiye'de henüz daha çok ciddi böyle bir oluşum yok ve emniyetin de bu konuda tabii insan sıkıntısı, personel sıkıntısı var. Aslına bakarsanız dijital bir takım bilgileri kanıt olarak kullanılması mümkün ama bunları ortaya çıkaracak yetkin insanların da yetiştirilmesi şart. Emniyet tam da bu noktada mücadele vermek için kendi bünyesinde bilişim suçlarıyla mücadele şubesini kurdu. Geçtiğimiz yıl hizmete giren şube tam 5000'e yakın dosyaya baktı. İşte Ergenekon gibi büyük operasyonlarda elde edilen hard disk ve CD gibi veriler de bu şubede inceleniyor. Bilişim suçları personeli inceleme işlemine başlamadan her tür delilin yedeklenmesini yaptıktan sonra tutanak tutup sahibine teslim ediyor. Ardından da bilişim uzmanları suç teşkil edecek kanıtlar bulmak üzere incelemelere başlıyor. Yat yüzüstü, yat yüzüstü. Gel. Oturan boğa Atlantik.